bir fonksiyon çizelim. Bu fonksiyonun limitini alalım. Şimdilik sadece çizeceğim. Daha sonra belirli örnekler yapacağız. Bu benim y eksenim, bu da X eksenim. Fonksiyon şöyle bir şeye benzesin, oldukça anlaşılır bir fonksiyon çizeceğim diyelim. Bu bir doğru olsun. Şuralarda da bir boşluk olsun. X eşittir a yani orada tanımsız. Görebilmeniz için bu noktayı siyah yapıyorum. Burada tanımlı değil ve bu nokta x eşittir a. Burası x ekseni ve bu da y eşittir. fx ekseni ya da sadece y ekseni diyelim. Buna fx diyelim hatta y eşittir fx diyelim. Şimdiye kadar bir sürü limit videosu yaptık. Limitin ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Eğer ben limit x a'ya yaklaşırken fx dersem... Bu noktaya da L diyelim. Bunu daha önceki videolardan biliyoruz. Öncelikle şöyle yazalım. Limit x a'ya yaklaşırken f her iki taraftan yaklaşırsak bu sezgisel olarak ne anlama geliyor? Bu taraftan yaklaşırsak f neye yaklaşır? f neye yaklaşır? Yani x buradayken f burada l'ye yaklaştığını görüyoruz. Aya bu taraftan yaklaşırsak, limitin limitin var olabilmesi için sağdan ve soldan yaklaşımlar bizi aynı değere götürmeliydi, değil mi? Ee, buradan gelirken burada bir x seçelim mesela. O zaman f(x) de tam burada. Eğer x burada olursa, o zaman o da burada olur. Böylece gittikçe Aya yaklaşırız ve f L noktasına ya da l değerine yaklaşır. Böylece, x a'ya yaklaşırken, f fonksiyonunun limiti l'ye eşittir anlaşıldığını düşünüyorum. Aslında bu limitin ne olduğunu anlatmak için tam olarak yeterli değil. Şimdiye kadar anlattıklarım f(x)'in neye yaklaştığını anlamamıza yardımcı oluyor. f(x) neye yaklaşıyor? Yani bu videoda size limitin tanımını vermeye çalışacağım. Çok daha fazla matematiksel anlamı olan bir tanım. Şöyle diyelim. x bu değere yaklaşırsa f(x) neye yaklaşır? Küçük bir oyun gibi. Bu ifade şunu söyler. Bu nokta etrafında her zaman bir aralık verebilirim. Aralıktan bahsederken söylediğim şey tüm tanım kümesi değil, sadece belli bir aralık. Burada bir aralık verelim. Size garanti edebilirim ki f(x) verilen aralıktan daha öteye gitmeyecek. Ben bunu küçük bir oyun gibi düşünüyorum. Diyelim ki siz dediklerime inanmıyorsunuz. f x'in l'nin 0 onda 5 aralığında bulunup bulunmayacağını görmek istiyorsunuz. Diyelim ki bana l'nin 0 onda 5 aralığını veriyorsunuz. Bu tanımla size a'nın etrafında bir aralık gösterebilmem gerektiğini söylüyorsunuz. fx'in l'nin 0 onda 5 aralığına düşüp düşmediğini gösteren bir aralık. fx'in değerleri hep buradaki aralıkta olacak a etrafındaki aralıkta olduğum sürece f(x) her zaman limit noktasına en az o kadar yakın olacaktır. Daha büyük bir grafik çizeyim. Tekrar tekrar aynı grafiğin üstüne yazıp durdum. Diyelim ki bu fx ve bu boş noktamız. Orada bir boşluk olmasına gerek yok aslında limit. Aslında fonksiyonun değerine eşit olabilir. Ancak orada fonksiyonun tanımlı olmaması ama limitin tanımlı olması daha ilginç tabii. E, eksenleri tekrar çizelim. Bu x ekseni, bu y ekseni bu limit noktası L bu A noktası şimdi şuraya geri dönelim tekrar anlatmak istiyorum burada limitin epsilon delta tanımı şunu söylemek istiyor siz L noktası etrafında istediğiniz bir aralığı verin aslında bu aralığa gelin epsilon diyelim. Böylece tanımla aynı şekilde ilerleyelim. Yani L'nin epsilon aralığında olmak istiyorsunuz. Epsilon herhangi sıfırdan büyük bir gerçel sayı olabilir. Bu aralığa epsilon diyoruz. Bu, bu, bu aralık da epsilon. Ee, burası L artı epsilon. Burası... L eksi epsilon. Epsilon delta tanımında epsilonun ne olduğunun önemi yoktur. Her zaman A etrafında bir aralık belirleyebilirim. Bunu da delta diye adlandıralım. Her zaman A etrafında bir aralık belirleyebilirim. Burası A'nın delta kadar solunda, burası da A'nın delta kadar sağında. Bu da delta harfi, evet. Seçtiğiniz x, a artı delta ile a eksi delta arasında olmalı. Seçtiğiniz x a artı delta ile a eksi delta arasında olduğu sürece size garanti edebilirim ki fx bahsi geçen aralık içinde olacaktır. Seçtiğiniz x eğer a artı delta ile a eksi delta arasındaysa fx'in aralık içinde olacağını garanti ederim. Bunun anlamlı olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Aslında söylediği şudur. İstediğiniz kadar yaklaşın. İstediğiniz kadar dediğim zaman siz bunu bana bir epsilon vererek tanımlıyorsunuz. Küçük bir oyun gibi. Bunu biraz daha somutlaştıralım. Önce sayıları somutlaştıralım. Diyelim ki bu 2 ve bu da 1 olsun. Limit x 1'e yaklaşırken f(x) aslında burada f(x)'i tanımlamadım. ...boşluğu olan bir doğru gibi görünüyor. Limit x1'e yaklaşırken fx eşittir 2. Bu bana herhangi bir sayı verebileceğiniz anlamına geliyor. Diyelim ki birkaç örnekle denemek istiyorsunuz. Öncelikle rengi değiştireyim. fx'in... 2'nin 0.5 komşuluğunda olmasını istiyorum. Yani f(x)'in 2.5 ile 1.5 arasında olmasını istiyorum. Keyfi bir aralık seçelim şimdi. Mesela 0.9 ile 1.1. 1. Bu durumda limit noktasındaki delta 0.1, değil mi? x'i bu 0.1 aralığında seçtiğiniz sürece size garanti edebilirim ki f(x) de o aralıkta olacak. Umuyorum ki sizin için biraz anlamlı olmuştur bunlar. Esas ...epsilon delta tanımını yapayım. Bu tanımı matematik kitaplarınızda göreceksiniz. Sonra birkaç örnek yapacağız. Ee, açık olmak gerekirse bu spesifik bir örnekti. Siz bana bir epsilon verdiniz ve ben de uygun bir delta verdim. Eğer bu tanım doğruysa sadece belirli bir örnek için çalışmaz. Vereceğiniz herhangi bir sayı içinde çalışır. Mesela herhangi bir sayı diyebilirsiniz... 2'ye çok fazla yaklaşabilirsiniz. Ben de size her zaman bu nokta etrafında bir aralık verebilirim x'i. O aralıkta seçtiğiniz sürece fx de her zaman belirlediğiniz aralıkta olacak. Tabii ki x eşittir a olduğu zaman da ne olacağını garantileyebilirim. Bu aralıkta a'ya eşit olmayan bir x seçtiğiniz sürece her şey yolunda x a'ya eşit olmadığı sürece f x belirlediğiniz epsilon aralığında olacak. Bunu biraz daha netleştirelim. Şimdiye kadar sadece kelimelerle ifade ettim. Ee, bunu zaten matematik kitaplarında da görüyorsunuz. Bana bana sıfırdan büyük herhangi bir epsilon veriyorsunuz. Her neyse bu bir tanım değil mi? Eğer biri bunu yazdıysa onlara sıfırdan büyük herhangi bir epsilon verebileceğiniz anlamına gelir bu. Sonra onlar size bir delta verecekler. Unutmayın epsilon fx'in limit noktanıza ne kadar yakın olmasını istediğinizi gösteriyor değil mi? A etrafında bir aralık olan bir delta verecekler. Bunu yazalım. Limit x a'ya yaklaşırken fx eşittir l. Yani size bir delta verecekler. x ile a arasındaki mesafenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. A noktası üzerinde x görünmez. O noktada fonksiyon tanımsız olur çünkü değil mi? x ile a arasındaki mesafe sıfırdan büyük ve verilen x aralığından küçük olacak. Yani x ile a arasındaki mesafe sıfırdan büyük, delta'dan küçük olacak. x eksenini daha büyük çizelim. Evet, bu a ve bu uzaklık delta. Bu uzaklık da delta. Seçtiğiniz x'in buraya düşmesi gerekir. Burası olabilir ya da burası da olabilir. Seçtiğiniz x buraya düştüğü sürece fonksiyon ve limit noktası arasındaki uzaklığın epsilon'dan küçük olacağını garanti edebilirim. Mesela burada bir x noktası alıyorsunuz. Sonra o noktada f(x)'i hesaplıyorsunuz. f(x) ile limit noktası arasındaki uzaklık sizin verdiğiniz sayıdan küçük olacak. Mutlak değer fx eksi ile küçük epsilon. Aslında bu konu matematikte hangi sırada öğretilmeli emin değilim. Belki 3. haftada öğretilmeli türevden bile önce. Matematiği bir kere çalışmaya başlayınca gittikçe ilerliyorsunuz. Çalıştıkça daha başarılı oluyorsunuz. Ee, bütün bu yaptıklarımız anlaşıldı değil mi? Sezgisel olarak bir şeyler ifade etti mi size? X'in A'ya yaklaştığı kadar f(x) de L değerine yaklaşacak. Mesela şöyle söyleyebilirsiniz. Ee, mesela f(x) e uzaklığın 0 0.00001 olmasını isteyebilirsiniz. X etrafında da öyle bir uzaklık olacaktır. Bu videoda zamanımız bitti. Bir sonraki videoda bazı örnekler yapacağız. Bu tanımı kullanarak limiti ve bazı limit ifadelerini kanıtlayacağım. Umarım ki artık biliyorsunuzdur. Somut rakamlar kullandığımız zaman bu tanım size daha anlamlı gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.